Masal keyfi. Bir varmış, bir yokmuş. Güzeller güzeli bir prenses varmış. Bu prensese babası altından bir top hediye etmiş ve prenses bununla oynamayı çok seviyormuş. Vaktini dışarıda dolaşarak ve altın topuyla oynayarak geçiriyormuş. Altın topumla oynamak gerçekten çok eğlenceli. Gidip altın topumu getireyim ve onunla oynayayım. İşte aldım altın topumu. Prenses yine altın topunu almış ve sarayın bahçesinde oynamaya çıkmış. Prenses daha sonra nehir kenarına gitmiş. Topuyla orada oynarken o sırada olanlar olmuş işte. Prensesin altın topu nehre düşmüş. Prensesin topu suya düştükten sonra ileriye doğru gitmeye başlamış. Eyvah, altın topum gidiyor. Ne yapacağım ben şimdi? Babamın verdiği en değerli hediyeydi benim için. Ne yapacağım şimdi ben? Nasıl alacağım onu? Nasıl alabilirim? Gidemem ki bu prenses kıyafetiyle. Boğulurum bu kıyafetle yüzersem. Eyvah! Ne yapacağım ben şimdi? Babamın verdiği en değerli hediyeydi benim için. Ne yapacağım şimdi ben? Zaten yüzsem de çok ileri gitti ki. Bu nehrin altı bataklık. Gidemem ben. Ne yapacağım ki babama, ne derim şimdi? Prenses çaresizce ne yapacağını düşünürken bir kurbağa sesi duymuş. Bu ses de ne böyle acaba? Allah Allah, gideyim bir şu sese bakayım. Hiç böyle bir kurbağa sesi duymamıştım. Nehrin içinden bir kurbağa prensese doğru yaklaşmış. Bu konuşan bir kurbağaymış. Merhaba prenses. Neden ağlıyorsun? Nasıl bir gün bu böyle ya Rabbim? Bir konuşan kurbağa eksikti zaten. Bir de niye ağladığımı soruyor. Şuna bak. Niye ağlıyorsam ağlıyorum. Sana ne? Hem sen ne biçim bir kurbağasın böyle? Konuşuyorsun. Git başımdan. Aa, aşk olsun prenses. Bu ne tavır böyle? Altın topun nehre kaçtığı için mi ağlıyorsun? Prensesin tavrı kurbağanın hiç hoşuna gitmemiş.
altın topun nehirde kayboldu diye ağlıyorsun değil mi? Bu nasıl tavır ama? Hiç yakıştıramadım sana. Hiç böyle sana ne denir mi? Ben de yardım etmek için gelmiştim sana. Madem istemiyorsun giderim. Benim derdim bana yeter. Bir de bu yapış yapış kurbağayla hiç uğraşamam şimdi. Gidiyorum ben. Altın topu senin için nehirden alabilirim diyecektim sadece. Madem istemiyorsun gideyim o zaman. Ne dedin ne dedin? Gerçekten onu benim için alabilir misin? Ya ne kadar da güzel olur onu benim için alsan. O benim en değerli altın topumdu. Hadi be güzel kurbağa, hadi lütfen onu benim için alıver. Bak orada işte gidiyor şimdi. Bilmem. Benimle böyle konuşan prensese yardım etmek içimden gelmedi. Tamam, seni terslediğim için çok özür dilerim. Lütfen bana yardım et. Gitme lütfen, yardım et bana. Topumu al, topumu getir. Yoksa ben babama ne derim? Lütfen. Getiririm ama sen de benim istediklerimi yapacaksın, tamam mı? Tamam, ne istersen yapacağım, tamam. Gerçekten söz veriyorum. Ne istersen yapacağım, söz. Sen yeter ki altın topu al, gel. Gerisi kolay. Prensesin bu sözleri üzerine kurbağa gidip altın topu alıp gelmiş. Prenses altın topuna kavuştuğu için çok sevinmiş. Yaşasın, topuma kavuştum, çok mutluyum. Prenses altın topu almış. Kurbağaya teşekkür bile etmemiş. Hemen oradan ayrılmış. Kurbağa bu duruma çok üzülmüş. Prenses sanki hiçbir şey olmamış gibi saraya geri dönmüş. Nasıl olsa kurbağayı bir daha görmez diye düşünüyormuş. Kurbağa da amma inandı. Saf mıyım ben onun istediğini yapacağım? Neyse, topu aldım ya, gerisi önemli değil. Boş ver. Bu olayı kimseye anlatmam, olur biter. Prensesin tavırları gerçekten çok yanlışmış. Ama prenses yanlış düşündüğünün farkında değilmiş. Bu arada kurbağa saraya doğru yola çıkmış bile. Burada da birinci bölüm bitmiş. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizce diğer bölümde neler olacak? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.
YouTube Masal Keyif kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Masal Keyfi.